Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ayetül Kübra Risalesinin Risalet-i Ahmedi'den bahseden 16. mertebesi. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halıkımı arıyorum, madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halıkımı arıyorum, elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 asrı faziletiyle ve Kur'an ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadete beraber gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi. Gördü ki o asır hakikaten o zat aleyhissalatu vesselam ile bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Asr-ı saadet. Asr-ı saadet niye denilmiş? İnsanlar çok zengin mi olmuşlar? Ondan mı acaba? İnsanlar bir sürü sıkıntılar içinde, açlık var, savaş var, sıkıntılar, zahmetler var ama asr-ı saadet. Çünkü iman nurunun böyle zulümattan sonra insanların iman nuruyla kendisine ve mahlukata bakmaları hakikaten acayip bir saadet ve herkes de o manadan derecesine göre istifade ettiği için böyle bir toplumda yaşamak da hakikaten insanlara acayip bir saadet vermiş. O asır hakikaten o zat aleyhissalatü vesselam ile bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalade zatın bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz, sonra halıkımızı ondan sormalıyız diyerek taharriye başladı. Bulduğu hadsiz kat'i delillerden burada yalnız 9 küllilerine birer kısa işaret edilecek. Birincisi, bu zatta hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması. Birincisi, bu zatta hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması. En birinci şey bu. Ahlak. Ahlak-ı aliye noktasında Resulullah aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın en ilerisinde. Bunu adasının tasdikiyle dahi, düşmanlar dahi bunu tasdik ediyor. Hatta birisi Avrupalı birisi bilgisayara bilgileri yüklemiş. Böyle büyük zatların yaptıkları icraatları, gösterdikleri harikaları yükleyince en büyük insan kimdir? İnsanlık tarihinde en büyük insan kimdir? Resulullah aleyhissalatü vesselam çıkmış. Yani ahlak itibariyle mesela düşmanları dahi kendi akrabalarına teslim edemedikleri şeyleri ona teslim etmişler. Bir de ahlak yönünden çok önemli bir cihet var. Mesela Üstad bunu Şuaat-ı Marifet-i Nebi'de anlatıyor. Ahlak-ı hasene çendan gerçi birbirine mübayin birbirine zıt değil. Fakat derece-i kemalde birbirine müzahamet eder. Yani iki güzel güzel ahlak, bazı ahlaklar birbirine zıt gibi görünebilir. Mesela derece-i kemal itibariyle. Bir insan hem son derece iktisatlı, hem son derece sehavetli kolay kolay olamaz. Öyle son derece sehavetli olan biraz da müsrif oluyor. Hukuat bu yani. Hem son derece şefkatli, hem son derece celalli ve haşmetli, izzetli o da olamıyor. Gerektiğinde o izzeti göstermekten belki eksiklik olabiliyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı itibariyle baktığımızda, hem en şefkatli, Hazreti Osman'dan daha şefkatli, Hazreti Ömer'den daha celalli. Hem son derece mütevekkil,
hem son derece içtihat, müştehit, gayretli. Hem son derece sehavetli, bir vadi içindekilerle beraber bağışlayabiliyor, hem de kendi evinde son derece iktisatlı. Bu manadaki birbirine zahiren ters gibi görünen ahlakın hepsinde en yüksek olması, üstad diyor, bu mucizelerin mucizesidir. Mucizelerin mucizesi, işte bu birbirine zahiren zıt görünen, hiçbir insanda hemen hemen beraber kemal noktada bu, göremeyeceğimiz bu ahlakları hem her iki cihetiyle de görmek hakikaten fevkalade bir mucize. Bu zatta hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması. وَنْشَقَّ الْقَمَرْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ayetlerinin sarahatıyla bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ve bir avucu ile a'dasının ordusuna attığı az bir toprak umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından akan Kevser gibi suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi nas-ı kat'i ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizatın 300'den ziyade bir kısmı 19. mektup Mucizat-ı Ahmediye aleyhisselam namındaki harika ve kerametli bir risalede kat'i delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki bu kadar ahlak-ı hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizat-ı bahiresi bulunan bir zat elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. Şimdi ahlak-ı hasene itibariyle meseleyi alsak, mesela bir insan şecaatle, cesaretle çok meşhur olsa, o cesaret yönünden aldığı şöhreti kaybetmemek için sadece şecaat yönünden, cesaret yönünden ileri olsa yalana tenezzül etmez. Bir güzel huy olması bile o insanı yalandan sakınmaya başkalarına daha göre daha fazla sevk eder. Ondan sonra ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadece bir ahlakta değil. Mesela en meşhur şey zaten Muhammedül Emin. Doğrudan doğruya yalan söylemeyeceğinin şeyi, işareti bütün topluma zaten tasdik edilmiş. Ama diğer bütün güzel huyların hepsinin de dediğimiz gibi yalan söyleme noktasında bir hassasiyet tevlid ettiğini biliyoruz. Bir de elinde zahir olan bu kadar mucizeler de Halık-ı Kainat tarafından onun elinde zahir olması bir nevi ne diyor üstad başka bir yerde bu kainatta tasarruf ederek doğruları himaye, yalancıları imha ve izale etmek adetini bir düstur-u faaliyet ittihaz eden Halık-ı Zülcelal'in onun elinde o mucizeleri yaratması ona tasdik manasında, onun yalan söylemediği manasında zaten apaçık bir delil. İşte bütün mucizeler o şekilde ne diyor? Bu kadar ahlak-ı hasene ve kemalatla beraber. Evet. Yani olamaz değil mutlaka. Tabii olabilir fakat yani cömert insan da yalancı olabilir ama yani başkasına göre yani cömertlikle özellikle iştihar etmiş biri ise o manadaki şöhretine leke getirmemek için başkasına göre yalandan daha çok çekinir. Başkasına göre. Yoksa olamaz tabii ki olabilir. Adam böyle kötü ahlaka bulaşmışsa olabilir. Ama genel itibariyle yani başkasıyla kıyasladığımızda herhangi bir yönden meşhur olmuş bir insan bir ahlakla böyle şöhret kazanmış. Yani ona leke getirmemek için yalandan daha çok çekinir. Başkasına göre. Yoksa mutlaka olamaz değil. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için bütün ahlak-ı hasene zaten kemalde. Dünyanın en yalancı insanlarıdır. Tabii ki. Bunlar zaten yalanlarıyla şöhret kazanıyorlar. Siyasiler ayrı. Onların yalanı zaten onların mesleği yalan zaten. Yalan söylüyor, kendi işini yürütüyor zaten. O ayrı bir şey. Ama genel itibariyle bu umumi yani mesela bir de üstad diyor ya yani onun ecdadının da böyle bir hakimiyet arzusu sebkat etmiş değil yani. Ama böyle hakikaten ahlak-ı hasene. Bu kadar ahlak-ı hasene ve kemalatla beraber
bu kadar mucizat-ı bahiresi bulunan bir zat elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın 7 vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu ve kainat halıkının sözü bulunduğunu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz Mucizat-ı Kur'aniye namında ve Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi. Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta aleyhissalatü vesselam fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Yani bu noktada da üstad diyor ki Kur'an Resulullah aleyhissalatü vesselamın mucizesi, onun Resulullah olduğunun en büyük delili Kur'an'dır. Resulullah aleyhissalatü vesselam da bütün ahlak-ı aliyesiyle Kur'an'ın mucizesi. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun bir delili de Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatı, yaşantısı, ahlakı, ciddiyeti. O manada bakarsak yani bu yönden böyle bir fermanın tebliğ edicisi, tercümanı bir zatta elbette fermana cinayet. Madem ki öyle bir ferman var ki bütün insanlığı terbiye edecek, bütün insanlığa nurunu nüfuz ettirecek bir vaziyeti var. Fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Üçüncüsü, o zat aleyhissalatu vesselam öyle bir şeriat, bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta zuhur eden o şeriat 14 asrı ve nev'i beşerin humsunu adilane, hakkaniyet üzere müdakkikane, hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hakikaten şeriat. Öyle bir şeriat ki 1900 üstadımız bu Mucizat-ı Ahmediye'nin sonuna onu da almış. Böyle Avrupa hukukçuları toplanmışlar 1927 senesinde Viyana'da böyle bir kongrede bu noktayı açıklamışlar. Öyle o zat aleyhissalatü vesselam öyle bir şeriat getirmiş ki biz Avrupalılar 2000 sene sonra o şeriatın hakkaniyetine, kuvvetine yetişebilsek en bahtiyar biz oluruz manası. Halbuki ahmaklar işte uyun o şeriatı kabul edip hayatınıza bütün cihetleriyle tatbik edin madem öyle. Ama işte gurur, inat maalesef yani böyle her ne kadar bazı cihetlerini almışlarsa bile öyle ama bütün her şeyiyle almak insanın hakiki saadeti başta iman esasları tabii. Şeriatın dayandığı, istinad ettiği iman esaslarını da hayatına bir insan aksettirse hakiki saadeti o zaman elde edebilir. Ama hakikaten yani şu anda hangi topluma baksak öyle ne kadar kanunlar yönünden bir boşluk, sıkıntı, ızdırap, gözyaşı her tarafta gerek aile hukuku itibariyle, şahıslar hukuku itibariyle ta milletler arası hukuklara kadar her şeyde onun getirdiği kanunlara ihtiyaç fevkalade zahir oluyor. Hem de ümmi bir zat. Yani dersin bir insan hakikaten bu böyle en büyük ülkenin başkentinde yetişmiş olsa, birçok fakülteler bitirmiş olsa belki bir şeyler alır. Ama ümmi bir zat böyle bir vaziyette, evet tekrar okuyalım. Çünkü ümmi bir zata zuhur eden o şeriat 14 asrı, bir de bu şey var yani. Şimdi bir çekirdek, şu çekirdek, bu çekirdek, acaba hangisi elma mı, armut mu çok bilmeyebilirsin. Ama onu toprağa dikip de ağacını, meyvesini gördükten sonra acaba bu elma çekirdeği miydi, armut çekirdeği miydi? Şüphe eden herhalde ahmaktır. İşte bu şeriat sadece böyle bir iddia ile ortaya çıkmamış. 14 asrı hakikaten ittiba ettiği ölçüde tam bir saadete kavuşturmuş. İnhiraf ettiği ölçüde de insanlar böyle karmakarışıklığa, perişaniyete düşmüşler. Her türlü gerek şahsi gerek ailevi hukuk itibariyle.
Çünkü ümmi bir zatta zuhur eden o şeriat, 14 asrı ve nev'i beşerin humsunu adilane, hakkaniyet üzere müdakkikane, hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın ef'al ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet, her asırda 300 milyon insanın rehberi ve merci'i ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevveri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar-ı inkişafatı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hakikaten İslamiyet'in, tabi şeriat, İslamiyet'in kanunlar kısmı diyebiliriz. Ama İslamiyet bütünüyle, her şeyle tabii ki hakikaten insanların rehberi olmuş, merci'i olmuş, akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar-ı inkişafatı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahedet ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraatı ve hiç kimseyi taklit etmeyerek tam manasıyla mübtediyane fakat mükemmel olarak iptida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görülmemiş. Bu da çok önemli bir cihet. Hakikaten normalde hangi iş olursa olsun önce iptidada, başlangıcında biraz kaba olur. Yavaş yavaş kemale doğru erer. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseden görmeyerek böyle direkt, eğer haşa kendinden çıkardığı itibariyle bakarsan, nasıl en mükemmeli ortaya koyabilir? Yani iptida ve intihayı birleştirerek normalde böyle belki senelerce, yüzlerce sene o kemali alması beklenebilir. Ama bakıyorsun her şeyde en ileride. Hem binler dua ve münacatlarından yalnız Cevşenül Kebir ile öyle bir marifeti Rabbaniye ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telahuk-ı efkar ile beraber ne o mertebe-i marifete ve ne o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Münacat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkranın kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ-i risalette ve nasıh hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler, büyük dinler, hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz. Hakikaten şiddetli bir adavetle karşılaşmış, ta amcasına varıncaya kadar kabilesi ona düşman ama tam emin bir vaziyette. Şimdi Üstad Hazretleri birçok yerde bunu zikrediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali mucize, harikulade olmak zorunda değil. Ama her hali onun nübüvvetine, onun sıdkına delil olabilir. Normalde her şey mucize değil. Her şey harikulade, fevkalade değil. Ama ona baksa bir insan her halinden onun sıdkına, onun peygamber olduğuna delilleri görebilir. Delil ayrı. İşte mesela misal veriyor. İşte garda böyle bütün ümit kesilmiş, ta müşriklerin ayaklarını görüyorlar. Seslerini işitiyorlar. Böyle bir vaziyet. Böyle bir vaziyette la tahzan innallaha ma'ana diyebilmek. Bu sözü herkes söyleyebilir değil mi? Ama o durumda söylemek, bunu söyledin bir dakika, 10 dakika sonra yakalandınız. Öyle bir şey olabilir mi? İşte tam manasıyla her şeyiyle Cenab-ı Hakk'ın himayetinde olduğunu tam manasıyla iman etmiş ki bu onun tam dereceyi kanaatini gösteriyor.
Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakin ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki, o zamanın hükümranı olan bütün efkarı ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muariz ve muhalif ve münkir oldukları halde, onun ne yakinine, ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meratib-i imanede terakki eden başta sahabeler, bütün ehli velayet her vakit onun mertebe-i imanından feyz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedaha gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü, enbiyaların icma'ı nasıl ki vücut ve vahdaniyet-i ilahiyeye gayet kuvvetli bir delildir. Yani iman esaslarına bütün peygamberler aynı esasları getirmekle, başta Allah'ın varlığı, birliği olmak üzere bütün iman esaslarına o peygamberlerin icma'ı gayet kuvvetli bir delil oluyor. Öyle de bu zatın doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü Enbiya aleyhisselamın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar, mucizeler ve vazifeler varsa o zatta en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek onlar, yani buna bakarsak, yani Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya peygamber dedirten bütün ahval, bütün vaziyetleri, ümmetine karşı şefkati olsun, tebliğdeki ciddiyeti olsun, gösterdiği mucizeler olsun, her şeyle hepsinde en ileri olarak kendisinde var. Öyleyse Üstad bir yerde öyle diyor, eğer nebi varsa o nebidir. Eğer peygamber gelmişse ondan daha ileri bu vasıfları taşıyan çünkü yok. Demek onlar nasıl ki lisan-ı kal ile Tevrat, İncil ve Zebur ve suhuflarında bu zatın geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki, Kütüb-ü Mukaddese'nin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş, öyle de lisan-ı halleriyle, yani nübüvvetleriyle, mucizeleriyle, kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri, en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar. Ve lisan-ı kal ve icma ile vahdaniyete şehadet ettikleri gibi, lisan-ı hal ve ittifakla bu zatın sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Yani burada da lisan-ı kal ile zaten Üstad bunu ifade ediyor. Hüseyin-i Cisri tahriften sonra bile 114 işaratı Resulullah Aleyhisselam'ın peygamberliğine dair kitapta, Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'dan çıkarmış. Ama bu ayrı. Bundan ayrı lisan-ı halleriyle, yani gördüğü vazife nedir? Ona peygamber dedirten halleri, vazifeleri, vaziyetleri nelerdir? Hepsi Peygamber Efendimiz'de en ileri seviyede var. Beşincisi, bu zatın düsturlarıyla ve tebaiyeti ve terbiyeti ve tebaiyetiyle ve arkasında gitmeleriyle hakka, hakikata, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahadata yetişen binler evliya, vahdaniyete delalet ettikleri gibi üstadları olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifak ile şehadet ediyorlar. Yani bunların hepsini cem etmek, üstad da hakikaten tabi mesela bu mevzuların belki her birisinde bir kitap yazılmış. Diyelim Tevrat ve İncil'in işaretleri, beşaretleri itibariyle. Ama bunların hepsini böyle birer paragrafta cem etmek bir nevi belki şu mevzular arasında belki diyelim ki belki 30 tane 40 tane kitabın bir nevi ruhunu, hulasasını buraya üstad birer paragrafta cem etmiş oluyor. Bu zatın düsturlarıyla, şimdi bu bir cihette de mesela bu. Diyelim ki evliyanın kerametleri hakkında çok şeyler yazılmış mı? Yazılmış. Ama bunların böyle Resulullah Aleyhisselam'ın risaletine bir delil olarak böyle
o manadaki menkıbelerin böyle şeyini, onların kemalatını ifade eden, onların nail olduğu kerametlerin bu manada bunun terbiye, bu zatın aleyhissalatü vesselam terbiyesiyle olması cihetiyle. Bu zatın düsturlarıyla ve terbiyeti ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikata, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahadata yetişen binler evliya, vahdaniyete delalet ettikleri gibi üstadları olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifak ile şehadet ediyorlar. Ve alemi gaybtan verdiği haberlerin bir kısmını nuru velayetle müşahede etmeleri ve umumunu nuru imaniye ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakkal yakin suretinde itikad ve tasdik etmeleri üstadları olan bu zatın derece hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Altıncısı, bu zatın ümmiliğiyle beraber getirdiği hakik-i kutsiye ve ihtira ettiği ulum-u aliye ve keşfettiği marifet-i ilahiyenin dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiyay-i müdakkikin ve sıddıkin-i muhakkikin ve dahi hükema-i müminin bu zatın üssül esas davası olan vahdaniyeti kuvvetli bürhanlarıyla bil ittifak, ispat ve tasdik ettikleri gibi bu muallim-i ekberin ve bu üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri gündüz gibi bir hüccet-i risaleti ve sadıkiyetidir. Yani bu noktada da ulemanın bu kadar ilimlerde uzmanlaşmasıyla beraber hakikaten getirdiği hakikatları tam tasdik etmeleri, yani bu bir de üstadın ifade ettiği gibi bu, yani şeriatın alimleri olduğu gibi normal dünyevi ilimlerde ileri giden Müslüman insanlar da hakikaten o ilimlerin hakikatını Kur'an'da ispat etmişler, görmüşler. Bu manada onun risaletine ayrı bir bürhan teşkil ediyorlar. Ama diğer dinlerde tahrifata uğradıkları için, yani insanlar aklını kullandıkça, ilimde ilerledikçe kendi dinlerine şeyleri, bağlılıkları azalıyor, gidiyor, inkar ediyorlar. Halbuki İslamiyet, Kur'an öyle hakikatla bağlı ki hepsinin esası, düsturları, bu manada bütün alimler, gerek şeriat alimleri gerekse maddi ilimlerde de hakikaten, çünkü onlar da esasını Kur'an'dan almışlar. Mesela Risale-i Nur 100 parçasıyla sadakatinin bir tek bürhanıdır. Yedincisi, Âl-u Eshab namında nev-i beşerin enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhur, en muhterem, en namdarı, en dindar, en keskin nazarlı taifi azimesi. Âl ve Eshab namında nev-i beşerin enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhur, en muhterem, en namdarı, en dindar, en keskin nazarlı taifi azimesi kemal merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifakla icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Yani hakikaten kemalatla en meşhurlar. Böyle asr-ı saadeti yaşatan, yaşayan insanlar. Şimdi bir de şuna bakalım. Hakikaten birçoğu ona adavet etmişken ondan sonra, hatta bir kısmı üstad bunu da ifade ediyor, babasının mesleğini terk ederek. İşte Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrime radıyallahu anh. Yani babası tam bir inatla bu yolda gitti, o yolda öldüğü halde Hazreti İkrime de böyle Yermük Savaşı'nda en şiddetli vaziyette böyle etrafına topladığı yiğitlerle beraber böyle şehadete yürümüş. Yani fedailer, dönmemek üzere cihad edelim. Allah Allah. Yani bu hakikaten her birisi ayrı bir şey. İşte Halid bin Velid böyle Seyfullah olmuş. Halbuki babası en büyük düşman dedi. Ama bakıyorsun hakikaten hayatı o yolda tamamıyla bir cihat, bir gayret, bir mücahede. Bir de yakından bakıyorlar. Öyle bir uzaktan bakmak gibi değil ki bu.
Yani en gizli hallerini taharri, teftiş eden insanlar bunlar. Sekizincisi, bu kainat nasıl ki, burada da çok önemli iki şey geliyor. Hakikaten sekizinci, dokuncu çok önemli. Bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare, dediğimiz gibi bu önceden geçen şeyler birçok kitaplarda var. Böyle dağınık halde burada üstad birer paragraf halinde bir nevi hulasasını almış. Ama şu sekizinci, dokuzuncu herhalde Allah-u Alem hiçbir kitapta yok diye zannediyorum. Yani ben bütün kitaplara tınağım yok ama okuyan hocalarımız bilirler. Sekizincisi, bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden sani'ine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de kainatın hılkatındaki makasıd-ı ilahi bilecek ve bildirecek ve tahavvulatındaki Rabbani hikmetleri talim edecek ve vazifedarana harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitab-ı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşşaf, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halıkının en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna şehadet ettiğini bildiği. Kim şehadet ediyor? Kainat şehadet ediyor. Kainat bir saray gibi, bir saray kime şehadet eder? Sani'ine, banisine şehadet eder. Ama o saraya nasıl duhul olacağını, nasıl dahil olacağımızı, nasıl teşrifat merasimini yapacağımızı ifade edecek bir mürşide de delalet eder. Bir kitap katibine delalet eder, onu ders verecek bir muallime de delalet eder. Bu kitap katibini gösteriyor, evet, ama ikinci derecede de onu ders verecek. Madem kitap olarak yazılmış, madem bir sergi gibi, bir temaşagah gibi yapılmış, öyleyse ondaki mahlukatın ne manaya geldiğini ifade eden, insanların Halık'ı tarafından istenen maksatlarla onlara bakmasına vesile olacak bir muallif, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetle. Elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halıkının en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna şehadet ettiğini bildi. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü ve zinetli nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nev'ini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbani it'amlar ve ziyafetlerle kendi rububiyetine karşı minnettarane ve müteşekkirane ve perestişkarane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tebdili ve gece ve gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendi uluhiyetini izhar ederek o uluhiyete karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye ve fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlarla zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Elbette ve her halde o gaybi zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi, onun mezkur maksatlarına tam hizmet ederek hılkat-ı kainatın tılsımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o halıkının namına hareket eden ve ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfike mazhar olan Muhammed-i Kureyşi aleyhissalatü vesselam denilen bu zat olacak. Yani buna baksak hakikaten, yani kainattan Cenab-ı Hakk'ın şuunatını tanımak. Burada çok ayrı bir özellik var. Bu dokuzuncu manayı anlamak, dokuzuncu esas olarak.
Yani madem ki Allah sanatlı, hikmetli masnuatıyla kendini tanıtmak, sevdirmek istiyor, öyleyse bunu ifa edecek bir zatın mutlaka varlığı lazım. Peki bu vazifeyi bütün peygamberler görmüşler. Bu vazifeleri görenler içinde en ekmeli, bütün herkesin ittifakıyla o olduğuna göre, o zaman madem ki şu kainatı bu manada yaratmış, hesapsız nimetlerle kendine teşekkür ve hamd ettirmek istiyor, öyleyse buna mukabil nasıl hamd edeceğimizi öğretecek bir muallim de lazım mı, değil mi? Lazım. Peki bunu en güzel öğreten kim olmuş? Ortada. O kadar ortada. Bir de ikinci bir cihete nazar etti. Yani bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Kur'an'ı birbirinden ayrı düşünmemek lazım. Yani sadece hadislere bakarak değil yani. İkisi birbirini tamamlayan, böyle biri diğerinin mucizesi, diğeri diğerinin mucizesi. Diyor ya Üstad, Kur'an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mertebe imanını ifade ediyor. Yani böyle bir nevi onun yaşadığı imanı, onun bizzat yaşadığı imanı böyle satıra dökmüş bir vaziyetle herkesin yaşayabilmesine. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hulukul Kur'an olarak, Kur'an'ın beyan ettiği ahlakı da hayatında yaşayarak göstermesi. Yani birbirini tamamlayan iki cihet. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Kur'an'a birbirinden müstakil bakamayız. İkisi beraber vazife görüyorlar. Hem aklına dedi, madem bu mezkur dokuz hakikatler bu zatın sıdkına şehadet ederler, elbette bu Adem, Beni Adem'in medarı şerefi ve bu alemin medarı iftiharıdır. Ve ona fahr-ı alem ve şerefi Beni Adem denilmesi pek layıktır. Ve onun elinde bulunan ferman-ı rahmani olan Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın haşmeti saltanat-ı maneviyesinin nısf-ı arz-ı istilası ve şahsi kemalatı ve yüksek hasletleri gösteriyor ki bu alemde en büyük, en mühim zat budur. Halıkımız hakkında en mühim söz onundur. İşte gel bak, bu harika zatın yüzer zahir ve bahir kat'i mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler âli ve esaslı hakikatlarına istinaden bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Demek bu kainatın bir manevi güneşi ve Halık'ımızın en parlak bürhanı bu Habibullah denilen zattır ki onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Şimdi biraz önce Al ve ashabı başka cihetten delil olarak gösterdi ama burada başka bir cihetten icma olarak. Bu biraz daha farklı cihetten ele alıyor. Birincisi, yani onun şehadetini tasdik ve imza eden. Yani o biraz önce dedi mesela evliyaların yani kemalatıyla, keramatıyla onun terbiyesinden oldular. Öyleyse onların kemalatı onun nübüvvetine delil oldu. Burada ise icma olarak hepsinin onun getirdiği davalara ne olması, tasdik etmesi ayrıca bir tasdik vaziyeti oluyor. Demek bu kainatın bir manevi güneşi ve Halık'ımızın en parlak bürhanı bu Habibullah denilen zattır ki onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Birincisi, eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyen İmam Ali radıyallahu anh ve yerdeyken arş-ı azamı ve İsrafil'in azamet heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam Kudüs-i Ruh gibi keskin nazar ve gaybin gözleri bulunan binler aktab ve evliya-i azime-i cami ve Ali Muhammed aleyhissalatü vesselam namıyla şöhre şiar-ı alem olan cemaat-ı nuraniyenin icma ile tasdikleridir. Yani bu birincisi dediği Ali ashab, Ali beyti olarak bütün neslinden gelen bütün hepsi, yani sadece onu gören işte mahdut Ali beyt itibariyle değil yani. Orada biraz o nazara verilmişti biraz öncekinde. Onu yakından gören Ali ve ashabı olarak. Burada ise yani Ali ashabı bütün ümmetin bel kemiği olarak hakikaten bu vazifeyi günümüze kadar görüyorlar. İkincisi, bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte hayat-ı içtimaiyeden ve efkar-ı siyaseten hali ve kitapsız ve fetret aslının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat
ve hakimi adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendağını idare eden ve sahabe namıyla dünyada namdar olan cemaat-ı meşhurenin ittifak ile can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli iman ile tasdikleridir. Bize dedi peder ve valideleri feda ettiren, yani öyle olmuş babasına kılınç çekme zorunda kalmış ya. Hakikaten bu kanaat nasıl olur? Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ve ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahhir ulemasının cemaat-ı uzmasının tevafuk ile ve ilmel yakin derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil, belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti. İşte asr saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın 16. mertebesinde böyle La ilahe illallahul vacibul vücud الواحد الأحد الذي دل على وجوب وجوده في وحدته فخر العالم وشرف نوع بني آدم بعظمة سلطنة قرآنه وحشمة وسعة دينه وكثرة كمالاته وعلوية أخلاقه حتى بتصديق أعدائه وكذا شهد وبرهن بقوة مئات المعجزات الظاهرة الباهرة المصدقة المصدقة وبقوة آلاف حقائق دينه الساطعة القاطعة بإجماع آله ذوي الأنوار وباتفاق أصحابه ذوي الأبصار وبتوافق محققي أمته ذوي البراهين والبصائر النوارة دين المشتر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة